Oray Eğin, Belediyeden Danışmanlık Nasıl Kapılır? Kısa süre önce iki gazeteci Silikon Vadisi'ni dolaşırken son 10 yılda bizim de mesleğimizi etkileyen teknolojik yeniliklerden nasıl geri kaldığımızı konuşuyorduk. Her talebe bir app. Yazılan çağda en azından ikimizin bu devrimin ön saflarında olmamız gerekirdi. Dünyadaki meslektaşlarımız video mu, infografik mi, data visualization mı diye gazeteciliğin geleceğini tartışırken biz survival mücadelesi verdik. Ayakta kalabilmekten başka bir önceliğimiz olmadı. Yine ben şanslı olanlardanım. Uzakta olmanın avantajını kullandım, akademiye döndüm. Koding öğrendim, videoyla ilgilendim ama ayakta kalabilme mücadelesi hep baskın geldi. Tutuklanmaktan, tehditlerden, baskılardan nefes alıp da yeniliklere, mesleki devrime odaklanamadım. Gerçi neye yaradı ki? Kurnaz olsam şimdi böyle dertlerim olmazdı. Belki de Sunay Akın ve Nebil Özgen Türk'ten bu işin sırrını öğrenmeye başlamam gerek. Çünkü en azından ben kendimi bildim bileli rejim değişse de deprem olsa da İnsanlar hapse girse de, medya el değiştirse de ayakta kalabilmeyi bu ikisi kadar beceren bir başka medya figürü daha tanımıyorum. Üstelik tek bir bedel ödemeden saygın ve muhalif olarak algılanıyorlar. Araya iki Atatürk sıkıştırmak yetiyor ne de olsa. Aslında bir yandan hayranım onlara, işin sırrını çözmüşler. İzmir'de artık çöpler toplanmaz. Suna yakın geçenlerde İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı oldu. Bundan sonra İzmir'de hiçbir iş yapılmayacak, çöpler bile toplanmayacak demek ki. Çünkü Akın sabah erkenden Soyer'in makamına gidecek, ağzını açacak ve eski İstanbul Osmanlı mistisizminden girip sonu mutlaka bir şekilde Atatürk'e bağlanacak ve sadece taşradaki lise'li kızların Facebook hesaplarından paylaşacakları bir hikaye anlatacak. O kadar çok konuşacak ki Soyer'in başını kaşımaya hatta bisikletini bile sürmeye vakti olmayacak. Der de gün bitecek. Akın daha önce de Beylikdüzü Belediyesi'nden gösteri işleri kapmıştı. Yeter ki CHP'li belediye olsun. Herkes ona danışabiliyor demek ki. Son seçimde CHP'ye geçen Adana Belediyesi ise Nebil Özgen Türkiye danışmayı tercih ediyor. Yaz başında Kentin Film Festivali Altın Koza yönetimine atadı onu CHP'li başkan. Özgen Türk'ün medyadaki varlığı ise Zafer Mutlu'nun sabahındaki Kemal Yıldırım, Aydın Öztürk ve Sedat Sertoğlu gibi ne iş yaptığı bilinmeyen onlarca yan karakterden biri olması. Hıncal Uluç'la aynı fotoğraf karesine girmesinden geliyor. Sinemaya katkısı, çiçek barda aynı masada oturduğu yeşil çamcılarla olan arkadaşlığından ibaret. 80'li yıllarda Türk sinemasını öldüren bu tipler, günümüz sinema dilinde ne kadar anlamlıysa, Özgen Türk'te o kadar fayda sağlayabilir bir film festivaline. Özgen Türk'ün bir başka özelliği ise her CHP'li belediye etkinliğinde istisnasız boy göstermesi. Bir de Yekta Kopan var. Ekrem İmamoğlu da mazbatasını almadan Kültür AŞ'den iş bekleyen, sanırım onu ben engelledim, burada hevesini deşifre edince. Suna Yakın ve Nebil Özgen Türk'ün AK Parti belediyelerinde de benzerleri var elbette. Ama liyakatin tartışıldığı bir dönemde, akraba eş dost kayırmacılığından bıkan seçmenin karşısına muhalif partilerin bu isimlerle çıkmasının umuda ihanet olduğunu düşünüyorum. O yüzden de daha fazla eleştiriye hak ediyorlar. Hani bu düzen değişecekti? Isırmayan zararsız tipler. CHP'li belediyeler ne kadar kolay kandırılıyor. Sanki piyasada başka danışman yok. Ama Sunay Akın'ın ve Nebil Özgen Türk'ün en büyük özelliği zararsız oluşları. Isırmıyorlar. Dahası karşılarındakini ağırlıyorlar. Onlar için kötü film, kötü yazar yok. Tek bir eleştirel cümle çıkmıyor ağızlarından. Bunun en iyi örneğini bir yudum insan adlı televizyon programında görmek mümkün. Özgen Türk'ün yıllarca sürdürdüğü bu programa belgesel demek zor. Daha çok konu öznesine tapınan bir hagiografi. Tek bir kusurunu, tek bir kötü işini görmek mümkün değil konu edilen bu insanların. Bir de ağdalı bir dil, teatral bir seslendirme var ki gülünç duruma düşmesi gerekirken rağbet görüyor. Medyada ve siyasette zararsız olmak çok kapı açar. Özellikle siyasetçiler kendilerini eleştirmeyecek, Aksine sabahtan akşama kadar övecek şakşakçıları etraflarında tutmayı çok sever. Bu iki ismin en büyük yeteneği ise liyakat. Mesleki kıdem falan değil. Her zaman kendilerine bir ekmek kapısı bulabilmeleri oldu. Boşuna bunca sene her CHP'li belediyenin etkinliğine koşa koşa gitmemişler. Orayı eğin, Habertürk. Kurtuluştayız. Ankara'nın dört maddelik yol haritası. Türkiye'nin Suriye sınırına asker takviyesi devam ederken gözler Ankara'yı ziyaret eden Amerika heyetindeydi. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ağırladığı Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye konusu bir kez daha masaya yatırıldı. Türkiye'nin önceliğini şüphesiz Fırat'ın doğusu oluşturuyor. Uzun süredir masada olan bu konu Amerika'nın kaçak güreşmesi sebebiyle sürece yayılmış durumdaydı. Fakat Hulusi Akar bu kez muhatabına Ankara'nın pozisyonunu da özetleyen 4 maddelik bir beklenti talep listesi verdi. Söz konusu liste kabaca şöyle. 1. Fırat'ın doğusunda Türkiye ve Amerika'nın birlikte koordineli şekilde güvenli bölge tesisi, 2. Terör örgütü PKK ve YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılması, 3. Bölgedeki mevzi ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahların toplanması, 4. Yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması. Bu başlıklar Ankara'nın geri adım atmayacağı, müzakereye açık olmayan ve aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'deki yol haritasını da oluşturan maddeler. Masada bunlar konuşulurken sınırda müdahale için hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Sayıdan pek emin olmasam da 80 bin askerin sınırda bekletilmesi, Ankara'nın kararlılık ve duruşunu izah etmesi bakımından son derece önemli. Hatırlanacak olursa güvenli bölge formülü Amerika'nın önerisiydi. Türkiye'nin müdahalesini bu öneriyle erteletmeyi başarmışlardı. Ankara, Fırat'ın doğusuna yönelik müdahaleyi sürece yaysa da asla vazgeçmedi. Uygun zamanın ve koşulların oluşmasını bekledi. James Jeffrey'e önceki gün verilen 4 maddelik listede bunu gösteriyor. Amerika için karar verme zamanı gelip çattı. Bu işi ya Ankara ile ortak birlikte yapacak ya da Ankara daha fazla beklemeden tek başına operasyon düğmesine basacak. Bu sürece artık daha fazla uzatma, yokuşa sürme şansları kalmadı. Washington için zor bir karar olacağı kesin. Kurtuluştayız, akşam. Abdurrahman Dilipak, Yeni CHP'nin Siyasalı İslamı Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Biz Müslümanlarla müttehid, hülful fudül anlayışı çerçevesinde erdemli insanlarla müttefik, bize düşman olmayan ve değer üreten herkesle nimet külfet dengesine dayalı itilaflar kurabiliriz. Tamam, işi ehline vereceğiz, ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalimlere karşı olacağız. Beş şartımız var. Mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyeti şart. Herkesin dini kendine. Ama birilerinin niyeti farklı. Uluslararası derin çetenin ılımlı İslam'ı için CHP içinden birileri anlaşılan gönüllü misyoner olmaya hazır. Bir kısım CHP'liler İyi Parti ile olan işbirliği, HDP ve SP ile gerçekleştirilen dirsek teması, CHP'ye karşı olan ön yargıları paramparça ettiği görüşünde. Birileri ise bunun pragmatizm uğruna oportunizme bir savruluş olarak görüyor. Bunlara göre Ekrem İmamoğlu'nun yıldızının daha da parlaması ve deyim yerinde ise politik bir efsane haline gelmesi, Türkiye'nin Türk toplumunun ve siyasi arenanın yeniden şekillenmesi sürecini hızlandıran bir katalizör işlevi görmeye başladı. Görünen o ki değişim beklenenden daha çabuk gerçekleşecektir. İmamoğlu'ndan beklentileri Türkiye siyasetinde ümmetçi siyasal İslamcılığa karşı kültürel İslam'ın rol modeli olması. O onların gözünde hem namaz kılıyor hem dans ediyor, hem Kur'an okuyor hem türkü söylüyor. Üstelik bunları samimiyetle yapıyor. Bu nedenle de aklı başında hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Tabii bu nasıl aklı başındalıksa hem Kur'an okurken şarap içmeyeceğim diyecek, sonra da gidip şarap içecek, Rabbine ve halka yalan söyleyecek. Ayet okuduğunda okudum, anladım, kabul ettim anlamına gelen amenna ve saddekna demiyor mu yoksa? Bakın bu anlayış Müslümanlık anlayışı değil. Münafıklık alametidir ki bu kafirlik inkardan daha aşağılık bir durumdur. Bu aklı başında CHP'nin protestan ılımlı Müslüman siyasetçisine göre İslamcı dinci siyasetçi dini ve dinsel değerleri siyasi rant için kullanır. Müslüman siyasetçinin kimliği Muhammedilik'tir. İsevilik, Musevilik gibi yeni bir tanım. Pakistan'daki Ahmedilik'ten sonra Muhammedi'yi. Müslüman siyasetçi profili beş temel İslami ilke olarak adalet, ehliyet, liyakat, emanete sadakat, maslahat ve meşveretten söz ediyor. Burada yanlışlıkla olsa gerek doğru bir tespit var. Birilerine göre İslam zaten demokrasi, sol, sosyalizm içinde mündemiştir. Bunlara göre akla, bilime, ilerlemeye ve aydınlanmaya verilen önem, sosyal demokrasinin de Muhammedi İslam'ın da örtüştüğü alanlardandır. Ve laiklik. Egemen ve muharref İslam'ın menfi tesiri sonucu birilerine şaşırtıcı gelse de Müslüman siyasetçinin kimliğini oluşturan en önemli vasıflardan biri de laikliktir. Gerçek İslam ekonomik, sosyal, siyasal alana, yasama, yürütme ve yargıda hiçbir yansıması olamaz. O bireysel bir tercihtir ve kişilerin vicdanında yer edebilir ve toplumsal anlamda kendini mabetlerde ifade eder. Devlet yönetiminde, eğitimde ve sosyal yaşamda herhangi bir dinin yahut inancın dogmalarını değil, aklı, bilimi ve değişen sosyal koşulları esas alacaktır. Laik olacağız ya bu yeni CHP İslam'ında birinci şart laikliktir laiklikte dinsel ve inançsal dogmalara yer yoktur. Yani hiçbir din ve inancın dogmatik esasları, kuralları ve inançsal umde ve anlayışları egemenlik kaynağı olarak kabul edilemez. Müslüman bir toplum için konuşacak olursak, egemenliğin kaynağı müteal, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi tanrı mefhumu yahut onun temsilcisi rolündeki ulema olamaz. Egemenlik halkındır, aklındır, bilimindir. Kur'ani ve Muhammedî Tanrı mefhumu halkta, akılda, bilimde mündemiç olduğundan egemenliği halka, akla ve bilime vermek, Tanrı'nın aşkınlığını savunanların hoşuna gitmese de laiklikle Muhammedî İslam'ın örtüştüğü bir tutumdur. Dinlerin ve inançların kutsal metinlerinde yer alan ve büyük ölçüde konjonktürel olan bir kısım hukuki düzenlemeler tümüyle yahut kısmen yargının esasını teşkil edemez. Yani Türkiye ve çoğunluğu Müslüman bir toplum bağlamında özetle söylersek, İslami manada şer'i hukuk modern hukuka yeğlenemez. Yani neymiş? Dinin hukuki emirleri konjonktürelmiş. Bu da CHP'nin tarihselci din anlayışı olsa gerek. CHP çevresinden birilerine göre İmamoğlu'nun temsil ettiği dindarlık anlayışı kültürel Müslümanlığa dayanmaktadır. Bu nevi şahsına münhasır CHP Müslümanlığı, egemenliği ulemaya vermedikçe, konjonktürel şer'i kuralları savunmadıkça ve kendi inancı dışındakilere karşı herhangi bir ayrımcılık yapmadıkça, kişinin inançlarını yaşaması, dua etmesi, namaz kılması, dinsel gün ve gecelere, dinsel mekanlara ve simgelere ihtiram göstermesi gayet tabidir. Bundan rahatsızlık duymak radikal dinci hareketlerin ekmeğine yağ sürmektir. Dimyata pirince giderken evdeki bulgur bulgurdan olmaktır. CHP'lere çağrı şu, dinci, gerici, siyasal hareketlere karşı kültürel Müslümanlık desteklenmeli, sahiplenilmelidir. Zira dinin sosyo-kültürel realitesinin inkarı, telafisi çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Türkiye'de siyasal İslamcılığın nihai yenilgisi, demokratik yollar çerçevesinde ancak ve ancak kültürel Müslümanlığın zaferiyle mümkündür. Bunun alternatifi Jacoben militarist laik bir yönetimdir ki onun da artık hiçbir biçimde uygulanma şansı yoktur. Bu projeye göre Alevi, Sünni, Caferi, Musevi, Hristiyan, Ateist, Deist, Tengreci, Agnostik bütün yurttaşlarımız çağdaş yurttaşlık ve modern bir ulus olma bilinciyle bir arada tutacaktır. Cemil Kılıç'ın Ütopyası'nın CHP'deki yankısının ne olacağını ben de merak ediyorum doğrusu. Kur'an-ı Kerim'i okumuş, anlamış ve kabul etmiş insanlar da bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Ha, kitaba inanıyormuş gibi görünüp, akademik ünvadı da bulunan ve dini bir istismar konusu yapanlarla cahillere gelince, benim açımdan FETÖ'nün peşine takılmasıyla, tengricilik yapması ya da deist olması arasında çok da fark yok. Elbette her CHP'li bu akla ve imana sahip değil. Bu BOP'un arkasındaki yeşil tehlikeye karşı havuç politikası izleyenlerin FETÖ üzerinden beceremedikleri ve yarım bıraktıkları, daha önce de BCG ile başaramadıkları bir işe, CHP üzerinden de bir kapı aralamaya çalışanların tezgahı. Bu tezgah, CHP'nin eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonunun adı olabilir mi? Millet CHP'yi zaten bu yüzden iktidar yapmıyor. Ya Allah korusun düşünsenize. Diyanete böyle bir adam getiriyorlar. Yahu millet sapıtmışsa diyanetin başına öyle bir adam gelse ne yazar? Biz Firavun'un sarayında Musa'yı buluruz. Nuh'un kavmindensek gemiye binenlerden oluruz inşallah. Asra yemin olsun ki iman edenler, salih amel işleyenler, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna herkes hüsrandadır. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit